2013 yılında bilim adamları Sima'nın İspanyol mağarasında çok sıra dışı bir şey keşfetti. Buldukları şey insan kalıntılarıydı. Bununla ilgili olağan dışı şey neydi? Akıllarda birçok soru oluştu. Öncelikle konumuydu. Çünkü 43 fit, 13 metre derinlikte olan bu derin mağarada insanların yaşaması imkansızdı. Mağaranın mezarlık yeri olarak kullanıldığına dair bir işaret de yoktu. Araştırmalardan bir süre sonra bir şeyler netleşmişti. Buldukları doküman insanlık tarihinin ilk cinayetinin kanıtıydı. En azından bilime göre bugüne kadar bilinen ilk vaka. Dünyadaki ilk katile kim rehberlik etti? Ve bu suçu garip kılan şey neydi? Bu soruları düşünen uzmanlar daha da araştırmaya, bilgi toplamaya başladı. Bilimsel araştırmanın başlangıcında insan doğası hakkında iki karşıt görüş vardı. Bir yanda Homo sapiensin doğasının son derece şiddetli olduğunu ve insanlığın tüm evrimsel gelişiminin herkese karşı bir savaş olduğunu öne süren Thomas Hobbes vardı. Diğer bir yandaysa insan medeniyetinin işbirliğine inanan Jean-Jacques Rousseau vardı. Bu iki taraf arasında tartışma bugüne kadar sürmektedir. Peki kim gerçekten doğru? Hobbes mu yoksa Rousseau mu? İnsanın gerçek doğası nedir? İspanyol mağarasında bulunan cesetler vakasını açıklığa kavuşturmak için bilim adamları kalıntıları daha ayrıntılı olarak incelemeye karar verdiler. Bilim insanları mağaranın dibine dağılmış 52 parçadan bir kafatası topladılar. Sonra yaşını belirlediler. İnceleme sonucu kafatasının ait olduğu kişinin yaklaşık 430 bin yıl önce yaşadığı ortaya çıktı. Ancak araştırmaların çoğunda sol gözün üzerinde iki kırık vardı. Bu bilim insanlarını şaşırtmamıştı. İlk başta bilim adamları yaraların mağaranın dibine düştüğünde meydana geldiğini öne sürdü. Ancak Smedalos'ta böyle bir simetrik kırılmaya neden olabilecek hiçbir şey yoktu. Ayrıca yaralı bölgede herhangi bir iyileşme belirtisi bulunmamıştı. Bu, yaralanmanın ölüme neden olduğu veya ölümden sonra gerçekleştiği anlamına gelir. Bilim adamları kafatası kırıklarını daha ayrıntılı olarak incelemeye başladılar. Bir mızrak veya bir baltadan dolayı kaynaklandığı sonucuna vardılar. Bu bir kasıtlı cinayetti. Bundan sonra katil cansız vücudu sürükledi ve Smedalos mağarasının dibine düşürdü. Ancak bu ölüm ilk değildi. Çünkü onun dışında mağarada 28 kişinin daha kalıntıları bulunmuştu. Diğer iskeletler üzerinde hiçbir şiddetli ölüm izi bulunamadı. İnsanlığın bildiği ilk katliamı işleyen bu suç, tek bir suç değil, birden fazla suçlu olabileceğini gösteriyor. Böyle bir suçun Homo sapiensin ortaya çıkmasından en az 130 bin yıl önce meydana geldiği düşünülüyor. İlk Homo sapiensler sadece atalarının sahip olduğu şiddet yolunda ilerledi. Başka bir keşif. İkinci Dünya Savaşı sırasında Romanya'nın Silavina mağarasında insan kalıntıları bulundu. Bunların arasında olağan dışı yaralanmalara sahip bir kafatası da vardı. Bu kalıntılar yaklaşık 33 bin yıl önce ait olduğu ve bilim adamları bu suçu çözebildikleri modern yüksek kaliteli ekipmanlarla başardılar. Gerçek kemiklerin özelliklerini taklit eden bir malzemeden kafatasını birkaç kalıba oluşturuldu. Daha sonra deneyiciler bu kafatasını fırlattılar. Beyzbol sopaları, taş parçaları ve çeşitli aletlerle bunu test ettiler. Bunlardan sonra bilim adamları birileri taklitçi kafatası ve gerçek kafatası taramalarıyla karşılaştırdı. Yaptıkları araştırmada kafatasına alınan darbede kurbanın hemen ölmediği ve ilk darbelerin az olduğu anlaşıldı. Katil, kurban ayaktayken ittiğini, ardından düştüğünde daha sert bir darbe meydana geldiği düşünülüyor. En sert darbe ise saldırganın elinde kör bir nesneyle verildiğini, kafatasının sağ kemiklerinin parçalara ayrıldığını, bu nedenle saldırganın solak olduğu öne sürüldü. Bu vakanın bilim insanları tarafından Homo sapiensler arasında düşünülen ilk cinayetlerden biri olduğu söyleniyor. Modern zamanda medya, bilgisayar oyunlarından veya şiddet filmlerinden dolayı insanın şiddete daha meyilli olduğu söyleniyor. Evrimsel biyologlar modern şiddetin nedeninin doğal seçilim olduğuna inanıyor. Zulme eğilimi olan atalarımız tüm akrabalarını öldürdüler. Bu nedenle saldırganlıktan sorumlu genler korundu. Sonuç olarak sadece şiddetli insanlar klana hükmetmeye devam ettiler. İnsanın evrimsel gelişimi sonraki nesillere geçti ve sonunda bizlere ulaştı. Ancak her insanın saldırgan davranışa eğilimi olmasına rağmen sadece bazılarımız gerçek vahşilik yeteneğine sahiptir. Çünkü saldırganlık evrimine ek olarak hayatta kalmamız bize empati ve sempati kazandırmıştı. Diğer insanlarla etkileşim, kendi türümüzle bir arada yaşamaya izin verme, empati kurma ve işbirliği yapma yeteneğini bizlere kazandırdı. Ama bazı insanlar bu kaliteden yoksundu. Bu tür insanlara sosyopat ve psikopat denir.
Bu antisosyal kişilik bozukluğunun doğuştan mı yoksa yetişmede sosyal çevrenin bir etkisi miydi? Sosyopatlar ve psikopatlar kendi canlarını yok etmek veya başkalarına zarar verme dürtüsüne sahipti. Ancak bir cinayet işlemek için psikopat olmak gerekli değildir. Sadece potansiyel kurbanınızla çok yakın bir duygusal bağınız olması yeterlidir. İstatistik Veri Bürosu, istatistiklere göre bunu tüm kadın cinayet kurbanlarının yaklaşık %30'unun kendi eşleri tarafından acı çektiğini doğruladı. Kadınların %18'i eski eşleri tarafından öldürüldü. Bunun nedeni duygusal olarak yüklü durumlarda geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açtı. Başlangıçta insan doğası ile ilgili sorduğum soruyu cevaplayarak her iki tarafın da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Gezegendeki türler aynı zamanda başka insanlarla empati kurma yeteneğine bilim ve sanata yönelme konusunda yardımcı oldu. Bu nedenle kendi hayvani içgüdülerimizi biraz engellemeyi başardık. Hala çoğu modern insanın öldürülmesi tamamen yanlış ve kabul edilemez bir şeydir. Bu bize zaman içinde şiddet geçmişinin gereksiz bir kalıntısı olacağını söylüyor. Sizce bu videodaki ilk ölümlerin sebebi nedir? Yorumlara yazmayı unutmayın ve daha fazla videodan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayınız.